Bugün Osmanlı'ya ilk başkentlik yapmış olan Yenişehir'deyiz. Evet, şimdi de Yenişehir Sinan Paşa Külliyesi'ne geldik. Gelin yaşayın. Kanka, Yenişehir'in Osmanlı için önemini birkaç cümleyle bize anlatır mısın? Osmanlı'nın ilk baş şehri, 25 yıla yakın bir süreyle çoğu padişah burada yaşamış. Orhan Gazi, Süleyman Paşa, Yıldırım Beyazıt Han'ın sünneti dahi Yenişehir'de yapıldığı söyleniyor. Mesela Osmanlı devlet erkanından Yenişehir'de türbesi olan kimler var? Süleyman Paşa'nın türbesi var, evet. Ama Elibolu fethettikten sonra bir avda düşerek kayadan vefat ediyor ve Gelibolu'da türbesi yapılıyor. Süleyman Paşa Kumluk Camii'ni de içinde bulunduran bir külliye inşa ediyor. Bu külliyenin içine de kendisine ait bir de makam türbesi yaptırıyor. Daha sonra Gelibolu'da vefat edince asıl naaşı Gelibolu'ya defnediliyor. Yenişehir'deki Süleyman Paşa türbesi de sembolik olarak varlığını devam ettiriyor. Kanka, Yenişehir hakkında biraz sen de bilgi sandviç verir misin? Yenişehir hakkında hiç bilgim yok kanka. Yenişehir dümdüz bir yer. Ova. Ova. Aynen. Evet. Çok verimli toprakları var. Yani aklınıza gelebilecek yazın böyle bilindik meyvelerin hemen hemen hepsi Yenişehir'de yetişir. Dört mevsim yetişir. Sadece yazın değil yani. Dört mevsim Yenişehir'de çok güzel mahsul elde ediliyor. Tabii. Şahinciler de eksik olmuyor. Şu an Kurtuluş Mahallesi'ne geldik. Kurtuluş Mahallesi'nin eski ismi neymiş abi? Dün akşam konuşmuştuk. Neydi? Kayseriye Mahallesi'ymiş abi. Osmanlı'nın müderrislerinden olan Davudi Kayseri Yenişehir'de yaşanmış. Yenişehir'in en çok beğenilen çayı şu kahvede. Şu kahve. Evet. Mahalle kültürünün de dolu dolu yaşandığı bir mekan diyorlar bana. Aynen. Kesinlikle modernitenin getirilerinden kendini böyle korumuş. O mahalle kültürünü tamamıyla hala eskisi gibi yaşayan bir yer diyebiliriz. 10 numara 5 yıldız. Çay iç burada. Bakalım deneyeceğiz. Şu an Balıbey Çarşı Camii'ne gidiyoruz. Çayımızı içtik. Balıbey Çarşı Camii'sinde ikindiyi kılıp sonra turumuza devam edeceğiz. Tarihi Balıbey Camii'ne geldik. 1502 yılı mıydı kanka? 1503 yılında. Birazdan bakarız gene. Evet, değişik bir yapısı var. Böyle. Evet. İki tane koridor gibi sağa ve sola düzenli. Eski dönem Osmanlı mimarisini yansıtan bir eser. Rabbim yapanlardan, yaptıranlardan razı olsun. Ama şu özellikle duvarlardan tarihini çok belli oluyor. Tarihi, ve bu caminin 5 tane mihrabı varmış. 5 mihraplı bir camiymiş. İçeride diğer odacıklarla beraber 3, 4 burada var. Bu da 5. herhalde. Evet, burası da 5. mihrabı. Balıbey Çarşı Camii. Üzerinde inşa kitabesi bulunmadığından eserin kime ait olduğu tam tespit edilememektedir. Kimilerine göre Fatih Sultan Mehmet dönemi komutanlarından Nibolu Sancak Bey'i Hamza Paşa'nın oğludur. Kimilerine göre ise caminin banisi Balıbey, 1503 yılında vefat eden Silistre Beylerbey'in Malkoçoğlu'dur. Balıbey Camii, iki yanında tabhane odalarına sahip camilerdendir. Cami, 1969'da restorasyona alınmış, o zaman
üstünde bulunan ahşap çatı sökülmüş ve cami eski biçimine yakın bir hale dönüştürülmeye çalışılmıştır. Caminin sağ tarafında bulunan minare kesme taştandır. İçerisi çok dikkat çeken süslemelere sahip olmayıp sade bir görünümü vardır. Caminin haziresinde 16. yüzyıla ait iki tane mezar bulunmaktadır. Bu mezarlardan birisi Balı Bey'in oğluna ait olup 1504 tarihlidir. Diğer mezar ise 1549 tarihlidir. Şu an Yenişehir'in tarihi sokaklarında geziyoruz. Eski Türk evleri bütün ihtişamıyla bizleri karşılıyor. Bazıları hala restorasyonda olan bu evler, Yenişehir'in tarihi ve estetik açıdan ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlamamızı sağlıyor. 1326 yılında Bursa'nın fethine kadar geçen 25 yıl boyunca Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Yenişehir, Osmanlı'nın ilk başkenti olarak tarih sayfalarındaki yerini almış oldu. Gelelim şehrin ismine. Osman Gazi Yenişehir Ovası'nı aldığında henüz bir yerleşim yeri mevcut değildi. Çok kısa sürede iskanı açılıp evler, camiler, hanlar, hamamlar, çeşmeler ve çarşılar imar edildi. Böylece ortaya yepyeni bir şehir çıkmış oldu. Bu sebeple bu yerleşim yerine Yenişehir dendi ve o günden sonra Yenişehir olarak anılmaya devam etti. Evet, şimdi de Yenişehir Sinan Paşa Külliyesi'ne geldik. Kesinlikle ama kesinlikle Yenişehir'de görülmesi gereken bir yer. Yani Osmanlı'nın izlerini böyle buram buram hissettiren müthiş bir yer. Camisiyle, külliyesiyle, içerisindeki okuma salonlarıyla, yemekhanesiyle müthiş bir yer. Sinan Paşa Külliyesi, Yemen Fatihi olarak da bilinen Sadrazam Koca Sinan Paşa tarafından 16. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Külliye içerisinde cami, kervansaray, imarethane ve aras da barındırmaktadır. Külliyenin Bursa'daki hac yolu başlangıç noktalarından biri olan Yenişehir'de hacı adaylarına kolaylık sağlaması amacıyla yapıldığı kabul edilmektedir. Eserin içinde bulunan kervansaray, hacı adaylarının barınması, imarethane ise beslenmeleri için yapılmıştır. Gel kanka. Ver. Çok faydam dokundu. Evet, burası Sinan Paşa tarafından yaptırılan Arasta Çarşısı olarak bilinmektedir. Yaklaşık 450 yıllık bir tarihe sahip olan külliyenin Arasta Çarşısı'ndayız. Külliyenin bir bölümü ayakta kalmış olsa da Arasta kısmının günümüze sadece kalıntıları ulaşmıştır. Bu arastanın içerisinde hem esnaflara ait dükkanlar hem de hamam bulunmaktaydı. Külliyenin ayakta kalmış olan medrese bölümünde farklı amaçlara hizmet eden derslikler bulunmaktadır. Bu derslikler günümüzde yeni nesil girişimcilik adı altında faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarihi yapıyı gezdiğimiz sırada ufak çaplı bir badire atlatıyoruz. Neyse ki tehlikeli bir durum olmuyor. Kanka baksana bak. Onlar kalmış. Bu... Evet, az önce köpek saldırısına uğradık.
Bugün Yenişehir'deydik. Osmanlı serüveninin başladığı yerde. Bu güzel şehri sizlere tanıtmak için gayret ettik. Başka bir videoda, başka bir serüvende. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.